Oh Wang, gittiğini sanıyordum. Neden geri döndün? Hey, dur! Dur! Baytal, bu kız çok güzel. Bana sorarsanız... Ah! Ne kızından bahsediyorsun? Bana Baytal deme. Dışarıdayken bana müdür bey diyeceksin diye sana kaç kez söyledim. Vay canına. Hey Zank, Zank! Ne oldu sana? Zank! Zank, kalksana. Uyuyor musun? Kalk, bir şey söylemeye çalışıyor gibi duruyor. Temizlik üniforması. Birisi içeri girmiş. Temizlik üniforması giymiş. Canım, saat 8 yönünde. Birisi seni takip ediyor. Orada, kaçıyor. Kımıldama. Daha fazla koruma geliyor. Hey sen dur! Ah!
Lina, parmak izine ihtiyacım var. Alin, avın parmak izine ihtiyacımız var. Vay be! Şuna da bak, gerçekten şaşırtıcı. Küçüklü, işte sana bahsettim kız. Bay Teo, bana yardım etmelisiniz. Buraya gelip sadece sizin için dans etmek istemiştim. Burada aptal, iri bir adam olmasını beklemiyordum. Onu görmezden gel tatlım, benimle dans et. Hadi beni mutlu et. Ha? Çok güzelsin. Ha? Neden sana dokunamıyorum? Bay Teo, burada çok fazla insan var. Dikkatli olun. Özel olarak bir randevumuz olabilir. Nasıl bir randevu acaba? Bana numaranı ver. Sistem adamın gözüyle açılıyor. Sarıl bana. Daha sıkı sarıl. Acele etme. Bir dakikaya ihtiyacım var. Hey. He? Hey. Bence bu kadarı yeterli. Hadi bakalım. Küçüklü, sorun ne? Beni ısırmaz ya. Sizin ısırmasından korkmuyorum Bay Tao. Sadece silahının size zarar vereceğinden endişeleniyorum. Tamam yeter bu kadar. Git buradan. Nerede kalmıştık? Silahın gerçekten büyüleyiciymiş ha? Sadece kolyen çok sinir bozucu. Biliyorsun değil mi, gözlerimi acıttı. Buradan çıktığımızda çöpe at. Sana yeni bir tane alırım ben, merak etme. Tamam Bay Teo. Sözlerinizi hatırlayacağım. Geri dönüyorum ben. Sonra görüşürüz. Tamam. Kapıyı açın. Aç şu kapıyı. Daha fazla saklanamazsın. Aç kapıyı çabuk. Hemen aç kapıyı. Aç, çabuk ol. Aç şu lanet kapıyı hemen. Kapıyı aç. İşte burada. Şifre. Açıldı. Nerede o? Thank you.
lojistik şirketini kurduğundan beri yeraltı kara para aklama işlemlerini kontrol ediyor. Yasa dışı para miktarı çok büyük. Uzmanların analizlerine göre Du Haito 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Şerefe. Ve muhtemelen müebbet hapis bile olabilir. Oturun. Güzel kızlar, tebrikler. Dorato bu sefer yakalandı. Hepinize teşekkürler. Ödeme daha sonra kişisel hesaplarınıza aktarılacaktır. Teşekkürler patron. Teşekkürler patron. Neden bana yine patron diyorsunuz? Emredersiniz. Emredersiniz. Teşekkürler Bayhu. Bir dakika bekleyin Aylin. Bayhu, gelip kutlamak ister misiniz? Hadi. Bizimle kutlayın. Kesin şunu. Yeni bir görev var. Bu ne hız? Hala görevin gerçekliğini doğrulamam gerekiyor. Ancak müşteri endişeli görünüyor. İpuçları ve kapora bana gönderildi bile. Ne dersiniz? Her zaman olduğu gibi. Lina, yine ekipmanları gönderdim. Zuang senin yerine doğru ilerliyor. Onu aldığınızda önce silahları iyice öğrenin. Saat 12'den önce son emrimi bekleyin. Tamam. Tamam. Sorun yok. Hadi içelim. Şerefe. Alo Lina. Biri beni takip ediyor Lina. Merhaba Zhuang. Sen ne diyorsun? Zhuang. Alo. Lina bana yardım et. Orada biri mi var? Zhuang! Bekle! Lina buna yardım et! Bekle Zhuang! Lina! Merhaba! Nasılsınız? Lanet olsun! Sen miydin yani? Bu kim? Kim olacaktım ya? Bu piç kurusu Du Haito için çalışıyor. Neden hala buradasın? Du Haito hapisteydi. Dur bakalım. Kendini ifşa ettin işte. Bay Tao meselesinin kaymağını senin yemene müsaade etmeyeceğim işte. O gece barda sıradan olmadığını anlamıştım zaten. Ne kadar iyi bir aktristsin öyle. Ne aktristi be? O yaşlı pezo uzun zaman önce hapiste olmalıydı. Ne? Mutlu oldun mu? Polisi ara şimdi. Polisi aramak mı? Bana bak, sen beni yanlış anladın galiba. Aslında ben Haito için çalışmıyorum. Ben de senin gibiyim. Ben de bir ödül avcısıyım. Kapa çeneni. Kıyafetime bakın ya. Şöyle tepeden tırnağa iyice bakın ama haydut gibi görünüyor muyum? Tam bir ödül avcısı gibiyim, öyle değil mi? Sen mi? Sen mi ödül avcısısın? %100 ödül avcısı. Yani Darhato'nun yanındaydın. Çünkü yapmaya çalıştığın şey... Bingo! Bravo, aynen öyle. Ama itiraf etmeliyim ki benden önce siz vurdunuz. Sen de kimsin? Bizimle rekabet etmeye cüret edemezsin. Senin kolunu bacağını kıracağım. Kızlar. Zini, 24 yaşında. Şehir hastanesinde stajyer cerrah, öyle değil mi? Gerçek kimliği ise bir ödül avcısından başka bir şey değil. Yetim. Sen, Lina. 26 yaşında. Beden eğitimi enstitüsünü dövüş sanatları eğitmeni. Gerçek kimliği bir ödül avcısı, öyle değil mi? O da bir yetim. Sana gelince, Alin. Gece kulübünde dans eden kız. Gerçek kimliği bir ödül avcısı. Haksız mıyım? Ne yazık ki o da bir yetim. İşte böyle.
güzel bayanlar, iyi araştırmamış mıyım size? Bizi araştırmaya nasıl cüret edersin? Çok şey biliyorsun. Seni öldüreceğimizden korkmuyor musun? Neden beni öldüreceksiniz ki? Siz ödül avcılarısınız. Kötü insanlar değilsiniz, öyle değil mi? Üstelik Alin... Geçen sefer gece kulübünde seni gördüm. Seni ifşa etmedim. Bana teşekkür etmelisin, öyle değil mi? Ama ben seni korudum. Kendine bir bak. İnsan vicdanlı olmalıdır birazcık ya. Lanet olasıca haydut. Bugün sana düzgün bir şekilde teşekkür edeceğim. Hadi. Zong, iyi misin? Çocuğa, iyi mi? Şöyle bak. Sana. Ciddi misin sen? Kokuşmuş haydut. Durun artık. Dövüşmek istemiyorum. Hiç eğlenceli değil. Kamyonun anahtarını alabilirsin. Onu sana geri veriyorum. Ne? Teslim mi oluyorsun? Elimi ayağımı öpsen de kıracağım bacaklarını. Beni sevdiysen gitmeme izin verme o zaman. Bacaklarımı kırmanın ne anlamı var ki? Seni kokuşmuş haydut. Durup bana haydut deme. Benim bir adım var. Adım Lee. Aynı Bruce Lee'deki gibi, o da oraya'daki gibi, unutma. Sonunda sadede gelebildiniz. Kızlar, ben size katılmak istiyorum. Ama siz çok iyi saklanıyorsunuz. Sizi kolay bulamadım. Ama en sonunda bulabildim işte, gördüğünüz gibi. Anlamsız bu. İşimizi bozmak istiyorsan söylemen yeterliydi. Yalan söyleme. Yalan mı? Alin, neden şimdi bu kadar kaba konuşuyorsun ki? Eskiden böyle değildin sen. Eskiden mi? Eskiden derken? Bir şey yok. Konuşalım, tamam mı? Zaten aynı iş kolundayız, öyle değil mi? Size katılırsam zarardan çok fayda sağlayabilirim. Ayrıca ekibinizde bir adamın olması size daha fazla neşe katabilir, öyle değil mi? Bu bize bağlı değil. Kendini patronumuza kabul ettirmelisin. Patronunuz mu? O kimmiş ya? Bay Hu mu? Yıllardır ona hayranım ben ya. Ben onu görmeye geldim zaten. Hayal kurmayı bırak, onu göremeyeceksin. Biz de onu görmek istiyoruz ama imkansız. Gidelim. Güzel. Küçük hedef daha iyi eğitir. Anladım efendim. Hala dönmedi mi? Hayır. Bir sorun var. Bay Hu bizimle hep zamanında iletişime geçerdi. Bugün ne oldu? 12'den itibaren onu aramaya başladım. Onu neredeyse 100 kez aradım ama cevap vermedi. Üstelik annemle de görüşemiyorum. Ne? Bir şey olduğunu düşünmüyor musun? Ben öyle düşünmüyorum. Bay Hu inanılmaz biridir. Herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Bakın. Bay Hu. Bay Hu mu? Hemen cevap ver. Sizi beklettim. Yeni görevin yetkisi tamam. Şimdi harekete geçebilirsiniz. İpuçları Kenan'ın posta kutusuna gönderildi. Size iyi şanslar diliyorum. Kızın adı Yinglinger. Müşteri kızın babası. Kızının ölmesinden endişe ediyor. Gereksiz bir belaya girmek istemiyor. Bu yüzden bize geldi. Her koşulda onu korumanın öncelik olduğunu unutmamalısınız. Dahası bu münasebetsiz bir hanım evladı tarafından çekilmiştir. Tam videoya sahip. En sık ziyaret ettiği 3 yeri biliyorum. İlki Mayıs'ı var. İkincisi ise Bond Fitness Club. Üçüncüsü onun evi. Belirli adresler için posta kutusunu kontrol ettim. Hey! Ne haber dostum? İyi misin?
Bir şişe bira verir misin? Merhaba güzel kız, benim adım Abio. Abio, kaptan olarak yani. Artı üç vuruş ha. Şiddetli demek. Senin adın ne? Söylesene. Arkadaşlar, bugün şanslı gündeyiz, hadi. Tamam. Bay Hu. Bize her zaman önceliğimizin kendi güvenliğimizi sağlamak olduğunu söylemez miydiniz? Bu sefer farklı. Kısacası emirlere uyun. Başlayın. Ne? Bu ne? Çok az ipucu var. Bunlar nasıl yeterli olacak? Önce o hanım evladını bulalım. Ve ondan sonra tam videoyu alalım. Şu hanım evladını bulun. Beraber mi gidiyoruz yoksa ayrı mı? Verimlilik için ayrı ayrı gidelim. Unutmayın. Her ne durumla karşılaşırsak ancak akıllı planlarla başa çıkarız. Özellikle sen, Alin. Merak etme. Ben sadece ortalığı karıştırırım. Asla güce başvurmam. Ayrıca herhangi birimiz ipucu bulursak iletişim halinde olmalıyız. Tamam mı? Başlayalım. Tamam. 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şişko. Sen kimsin? Kime şişko diyorsun sen? Sana şişman diyorum. Sana bir adam hakkında soru soruyorum. Gündüzleri iş yapamayız. Sana lanet olası bir adam hakkında soru soruyorum. Niye saçmalıyorsun ki? Adam akıllı konuş. Git buradan. Ha? Kime bağırıyorsun sen? Güzelim, kime bakıyorsun? Lanet olsun. Çok can sıkıcı bu. Çok fena. Artık seninle konuşmuyorum. Sinir bu. Bayan, size bir şey sormak istiyorum. Bu adam yakın zamanda burada mıydı? Bu adam uzun zamandır burada değil. Teşekkür ederim. Ah, bir dakika bekle. Bir süredir burada değil ama kız arkadaşı her gün buraya geliyor. İçeride. Lütfen beni oraya götür. Tamamdır, bu tarafa. Hey! 10 dakikadır seninle yürüyorum. Sisi, adam nerede? Neden beni buraya getirdin? Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Ne istiyorsunuz? Hiçbir şey. Birinin parasını aldım. Bu yüzden onun sorunuyla ilgilenmem gerekiyor. Birisinin canını almak için bana para ödedi. Canımı almak mı? Bunu yapmanı sana kim söyledi? Bu onun kız arkadaşı. Yeah!
patlayacak galiba. Patlayacak. Kaçalım buradan. Kaçalım patlayacak. Kaçın. Çabuk. Kaçın patlayacak. Hain adam. Hain adam nerede o şimdi? Bilmiyorum. Şimdi sana soruyorum. Ben de nerede olduğunu bilmiyorum ki. Peki evine gidip kontrol ettin mi? Ha, birlikte yaşıyorduk. Bir haftadır eve gelmiyor. Neden onu arıyorsun ki? Anlamıyorum. Bu insanlar hiçbir şey sormadı. Etrafımı sardılar. Biliyorsun bu tür olaylar bizim iş kolumuzda yaygındır. Ya onlar bizi öldürürler ya da biz onları kovalayıp öldürürüz. Öyle değil mi? Herkes bir işverendir. Herkes düşmandır. Kendi adına konuş. Biz senin gibi değiliz. Bize yaklaşmaya bile çalışma, tamam mı? Ha, tamam tamam anlıyorum. Biz aynı değiliz, anlaşıldı. İpuçlarını aramaya devam etmen gerekiyor, öyle değil mi? Nereye gidiyoruz söyle bana. Ah! Ha, ne oldu? Neden arabamı vurdun ya? Ne yapıyorsun? Ah, hayır. Zini ve Lina'yı unuttum. Ha? Ah! Merhaba. Merhaba Lina. Orada işler nasıl gidiyor? Spor salonundan yeni çıktım. Linksy ile buluşacağım. Senden ne haber? Başlayamadım. Bir çete tarafından saldırıya uğradım. Benim de başım belada. Kapamam lazım. Bana bak. Hemen fitness kulübe sür. Bir şey mi oldu? Soru sormayı bırak. Acele et. Lütfen bana vurma. Vurma ne olur. Konuş. Seni kim gönderdi? Lütfen bırak gideyim. Konuşmuyor musun? Hayır. Bizi kimse göndermedi. Seni biri mi gönderdi? Hayır, evet biri bizi gönderdi. Kim? Maske takıyordu, garip bir şekilde konuşuyordu. Bize bir miktar para verdi ve fitness kulübünde beklememizi söyledi. Hanım evladını arayan biri olunca o adama veya kadına saldırmamız gerektiğini söyledi. Bu muydu? Evet, evet bu o. Emin misin? İşler nasıl gidiyor? Kaçmadım! Yaşamak için kaçıyorum! Bekliyorum! Dur orada! Bu imkansız. Bay Hu'nun yoluna baş koyduk yıllarca. Bunu bize yapabileceğine inanmıyorum. Ah, bu mantıksız! Bunun doğru olduğuna inanmak istemiyorum. O zaman hemen Bay Hu ile iletişime geçelim. Mesele şu ki Bay Hu ile hiçbir şekilde temasa geçemiyorum. Zhang bile ortadan kayboldu. Tüm bu olanlar da ne demek oluyor? Bazen görmek inanmak değildir. Gerçeği bulmalıyız. Ne arıyoruz ki? Onu nasıl arayabiliriz? Hanım evladını bile bulamadık daha. Alin, endişelenme. Hadi işleri yoluna koyalım. Bu iş sandığım gibi değil bence.
Hey, bu hakkında dürüst olmalısın. Hanımlar, bir şey söyleyebilir miyim acaba? Bu seni ilgilendirmez. Ne demek istiyorsun? Mevcut duruma göre iki ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz? Ne ihtimali? Birincisi, Bay Hu'nun görev bahanesiyle sizden kurtulmak istemesi. İkincisi, Bay Hu'nun kendisinin de tehlikede olması. Ne dersiniz? Sözlerin anlamsız. Bana baksana sen. Sen ne diyorsun? Siz ikiniz kesin şunu. Canım. Yeni bir posta geldi. Ne diyor? Aç hemen. Hey Kaşar. Çok uzun zamandır konuşuyorum. Bir şey söylemelisin. Hadi. Defol. Ay bu çok eğlenceli. Kız kokuşmuş ayıpta gitmesini söyledi. Güzellik. Ay nasıl bir ana tanıklık ediyorum böyle. Ay çok korkuyorum. Ay uf. Hadi tekrar. Ay bunu kaçıramam. Ah, Bay Hu ne alt ediyor böyle? Emre uyacak mıyız? Gerçeği bilmek istiyorsak Emre uymalıyız. Takip edelim. Korkmaya gerek yok. Bu sefer birlikte hareket edelim. Hadi. Evet, tamam. Anlaştık. Durun biraz. Hanımlar, size katılmama izin verir misiniz? Evet. Katılıyorum. Çekil. Orada olmalı. Evet. Ay çok heyecanlı, çok heyecanlı. Bu tamamen adam kaçırma. Neden polisi arayayım ki? Kesinlikle polisi aramayacağım. Ayrıca bu tür şeyler pek görülmez, öyle değil mi? Can tıcağını görebiliyorsunuz siz de, öyle değil mi? Benim gördüğümü görüyorsunuz. Araba gidiyor şu an, onu takip ediyorum. Yakında görüşürüz. Ah lanet olsun. Bu biraz ilginçmiş. Takip etmeye devam edin. Gidelim. Hı hı. Hadi. Thank you.
bir şey yok, bir şey yok. Lütfen, o sağda sadece. Lütfen bana yardım edin. Lütfen bir şey yardım yok, edin. Merak etme, onu biz iyiyiz. Neler oluyor? Beni kaçırdın. İyiyiz, merak etme. Siz iyi misiniz? O sağda. Niçin bağırıyor o zaman? Lütfen bana yardım edin. Ne dediğini biliyorum. Orada bir şey var mı? Helal olsun. Yardım edecek bir şey var mı? Ben onu şimdi sakinleştiririm. Sizin için ne yapabiliriz bana? Neden bağırıyor? Lütfen bir şekilde bağırıyor o zaman. Yardım edin bana. Bana yardım edin. Tamam, tamam. Hadi, hadi üzgünüm tatlım. Bir daha olacak. Bak, söz veriyorum. Başka bir kadına bir daha bakmayacağım. Bu benim adam. Lütfen yardım edin. Lütfen benimle eve gel. Lütfen bana. Lütfen hayatım. Bu adam. Ne kadar iyi bir aktör. Kesinlikle en iyi erkek oyuncu ödülünü almalı. Hadi tatlım, hadi lütfen. Ne kadar üzücü. Aynı eski numara. Yoldan geçenler başkalarının içine karışmak istemezler. Kendilerini ilgilendirdiği zaman hiç umursamıyorlar. Böyle yapmamalısın lütfen, bağırmayı kes. Dur birazcık, üzgünüm, üzgünüm dedim sana, dur. Ne olur, ne olur, hadi. Aa, ne kadar güzel bir sahne böyle. Defol git buradan, sen de kimsin ha? Beni geçiştiremezsiniz öyle, tamam mı? Lütfen sen ne yapıyorsun lan? Çekim mi yapıyorsun? Hemen bırak o telefonu, bırak elinden. Beni. Çabuk. Bırak beni. Telefonumu bırakabilirim. Hanımı bırakırsanız telefonumu kapatacağım, tamam abi, mı? Abi, lütfen yardım et bana abi. Abi mi? Abi gibi mi gözüküyorum oradan sana? Lütfen, ben senin abin değilim. Defol git buradan. Adam kadını arabaya bindiriyor. Onu takip etmeye devam edeceğim ama siz de bana havale yapacaksınız, tamam mı? Telefonuma parayı da oradan banka kartıma yatırın. Sürtük, artık ölebilirsin. İşime karıştın çünkü. Hayatta kaldığın için şanslısın. Pislik, bunu nasıl yapabilirsin böyle? İyi iş hanım evladı. Patron, ben sadece sırtıma mesaj yapıyorum. Bu kadar yüksek sesle bağırmana gerek yok. Ben bağırmayı severim. Neden bağırmayayım ki? Söylesene. Tamam, bu kadarı yeter. Al bunu. Bu işten nefret ediyorum. Geç kaldın. Vay cana. Üç kişi mi? Ama bu çok fazla. Söyle. Söyle hadi. Yinglinger nerede? Patronun kim? Beni artık döme ne olur. Yok, söyleyeceğim. Seni piç kurusu. Kahvenin evladı. Ölmek istemiyorsan hemen konuşmaya başla. Konuşacağım tamam. Yinglinger'i yakma adasına sattım. Üst düzeyli bir kulüp. Yeraltı seks ticareti yapıyorlar. Orası çok uzak ve çok gizli bir yer. Sıradan insanlar bunu bilmiyorlar. Oraya ne tür insanlar gider? Söyle. Oraya nasıl gidebiliriz? Zengin adamlar ve müşteriler oraya gider. Ancak parası olan herkesin girebileceği anlamına gelmez. Özel personel adaya gitmek için müşteri alır. Kimlik kontrolü gereklidir. Sadece tanıdık müşterilerle iş yapılır. Yabancılar genellikle adaya girmezler. Ve otelde seni öldürmeye giden o insanlar, onlar kim? Benim patronum yok. Geçen hafta
Bana benzeyen büyük bir patron gibi davrandım. Ve güvenliği kandırdım. Ve polise oynamak için adaya götürdüm. Sadece seks hizmetleri değil. Parayla kumar oynayabileceğiniz kumarhaneler de var. Bu yüzden hileye para kazanma fırsatını değerlendirmek isterim. Lanet olsun! Yakalandım. Beni dövdüler. Ve yüklü miktarda kumar borcumu ödemeye zorladılar. Borçları ödemek için kızı adaya sattım. Başka ne? Ve adadaki insanlarla uğraşmak çok zor. O kadınların hepsinin adının dışından yakalandığını duydum. Müşterilerle tanışmak zorunda kalıyorlar. İtaatsizlik ederler ve kaçmak isterlerse dayak yerler. Ve oksa organları kesilip satılır. Başka bir şey yok, inanın. Sözlerini duyduktan sonra bence bir şeyler uyduruyorsun. Dürüst ol. Size doğruyu söylüyorum. Yalan söylemedim. Tanrı'ya yemin ederim yalan söylemedim. Bu adamı daha önce gördün mü? Bu kim? Yakından bak. Hayır, tanımıyorum. Maske takması çok tuhaf. Tamam. Şimdi sana inanıyoruz. Beni bırakacağınız için çok teşekkür ederim hanımlar. Bakın. Bu Yanga Adası'nın haritası. 3 kat var. İzleme odası 1. katın önünde. Haritadan yolcu gemisinin yapısı karmaşık. Gerçekten Abio'nun dediği gibiyse güvenlik önlemleri çok sağlam. Kulübe girmemiz çok zor olacak. Zorla içeri girmek mümkün değil. Akıllıca bir plan yapmalıyız. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Yankma Adası'na zorla girmek istemiyorum. Soru nedir? Bu tuzağa düşmüş gibi değil miyiz? Ne zaman hareket etsek birileri önceden bunu biliyor. Bu normal mi sizce? Ve şimdi Bay Hu'yla temasa geçemiyoruz. Bay Hu'nun da sorunlu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden gerçeği öğrenmemiz gerekiyor. Ya gerçeği öğrenmek hayatımıza mal olursa? Ali'nin iyi bir noktaya değindiğini düşünüyorum. Ama biri bizi gerçekten öldürmek istiyorsa burada kalarak güvende olmayacağız. Er ya da geç gelip bizi bulacaklar. Üstelik bunun arkasında gerçekten Bay Hu varsa... Bay Hu'dan gerçekten şüphelenmek istemiyorum. Ama siz ikiniz bunu iyi düşünün. Bunca yıldır Bay Hu'yu takip ettik. Onunla sadece görüntülü görüştük. Nasıl göründüğünü bile bilmiyoruz. Bunu düşündüğünde korkmuyor musun? Bu yüzden bu görevden ayrılmak istiyorum. Alin, dürtülerle hareket etme. Bay Hu'ya inanmalıyız. Bunu düşün. Bay Hu kaynaklarıyla bizi öldürmek istiyorsa neden bu kadar zahmete katlansın ki? Tamam. O zaman ikiniz Yankma Adası'na gidin. Seninle ölmeye gitmeyeceğim. Alin. Ne demek istiyorsun? Yıllarca yaşam ve ölümden geçtik. Bay Hu'ya inanmasan bile Zink'le bana inanmalısın. Ölmene izin mi vereceğiz? Yankma Adası'na gitmek ölüm demektir. Çok açık bu. Alin, sözlerin gereksiz. Analarımız öz değil. Ama kardeşten daha fazlasıyız. Yeminimizi unuttun mu? Birlikte yaşayacak ve birlikte öleceğiz. Yeminimi unutmadım. Ama lütfen mantıklı olun biraz. Ölmek mi istiyorsunuz yani? Her neyse, isterseniz gidin. Ben yokum. Alin. Nereye gidiyorsun? Sizi ilgilendirmez. Böyle yapma. Birlikteyken güvende oluruz. Ben siz yapamayacağınızı mı söylüyorsunuz? Çocukluğumdan beri hiçbir şeyden korkmadım. Yolumdan çekil. Siz ikiniz kavga etmeyi bırakın. Neden bu kadar inatçısın? Bizi dinleyebilir misin? Siz ikiniz ölmek istiyorsunuz ama ben istemiyorum. Ben gitmeyeceğim. Ali. Fi hasta. Onu ziyaret edeceğim. Alin. Başka ne var? Ona selamlarımızı ilet. Birkaç gün içinde Lina ve ben onu göreceğiz. Tamam. Umarım o zamana kadar hayatta kalırsınız. Thank you.
Alin, aklında bir şey mi var? Hayır. Yetimhaneye çok küçükken girdin. Seni ben büyüttüm. Seni en iyi ben tanırım. Bana aklında ne olduğunu söyle. Beni en çok senin sevdiğini biliyorum. Bir şey düşünüyorum. Ama... Fiye abla, bana... Tamam. Söylemek istemiyorsun. Mutlu ol. En çok beni sevdiğinizi biliyorum. Anne, bacağını nasıl incittin? Artık yaşlandım. İşe yaramaz biri oldum. Merdivenleri kaçırdım ve düştüm. Ama sorun değil. Biraz dinlensem daha iyi olacak. Bir bakayım. Gerek yok. Doktor bacağımı sıcak tutmam gerektiğini söyledi. Birkaç güne iyileşirim. Kendine iyi bak, olur mu? Senin de yetim olduğunu hiç düşünmemiştim. Ben yetim değilim aslında. Çocukken yetimhanede sadece bir süre kaldım diyebilirim. Oğlum Olin, gelip seni göreceğim. Gitmeni istemiyorum. Sonunda beni evlat edinmek isteyenler var. Gitmek istiyorum. Sözünü tutmuyorsun. Eğer gidersen bir daha geri gelme. Neye bakıyorsun öyle? Şimdi beni tanıdın mı? Kesinlikle tanımadım. Görünüşün çok sade. Çocukken de sıradan görünüyordun galiba. Seni nasıl hatırlayayım ki? Doğru, haklısın. Seninle nasıl rekabet edeyim ki? Ha? Doğru. Soruşturman nasıl gidiyor bu arada? Bilmiyorum, bıraktım. Neden? Sebebi yok. Sebep yok mu? Bu nasıl oldu öyle? Sinir bozucusun. Bir sebebi yok dedim işte. Hiçbir sebep yok. Neden sorup duruyorsun? Sanırım kendini öldürtmek istiyorsun. Kendi ölümünü mü istiyorsun? Çocukluğumdan beri hiçbir şeyden korkmadım. Madem öyle, neden Yangma Adası'na gitmiyorsun? Nasıl bildin? Bizi mi dinliyordun? Dinlemek mi? Neden dinleyeyim ki? Daha önce yetimhaneye giderken Zin ve Lina ile karşılaştım. Bana bundan bahsettiler. Bunu nasıl yapabildiler? Biraz önce ayrıldım oradan. Her şeyi benim arkamdan yapıyorlar. Başka ne diyebilirim ki? Anlat bana. Neden adaya gitmek istemiyorsun, söyler misin? Arkadaşlarının tehlikeye girdiğini mi göreceksin yoksa? Neden endişeleneyim ki? Onları uyardım. Ama beni dinlemediler. Orada ölmeyi tercih ediyorlar. Ne yapabilirim ki? Tamam. Madem öyle, sana karışmayacağım. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Buyurun, lütfen. Bu taraftan. Buyurun. Bu ikisi patrondur. Buraya başka bir şehirden geldiler. Adaya çıkmak için davetiye başvurusu yapacaklardı ama zamanları yoktu. Onlar benim eski ustalarım. Lütfen. Buyurun. Buyurun. Merhaba. Buyurun. Geçin, merhaba. Geçin, buraya oturun. Adım Wang. Bu adaya ilk gelişim. Lütfen bana dikkat et. Merhaba. Bay Wang, tanıştığıma memnun oldum. Bu Bay Song değil mi? Sen... Beni tanımıyor musun? En son Hai ziyaretinde birlikte içmiştik ya. Doğru. Her şey yolunda. Oynamak için buradayız. Mutlu ol. Hadi. Evet. Konuşmanıza geri dön. Bu... Ah.
sizi 5 milyonluk oynamaya davet ediyorum. Bol şans. Başlayabiliriz artık. Hazır mısınız? Evet, Yanma Adası'na hoş geldiniz. Bugünkü son misafir grubumuz da buraya geldiler. Lütfen hazırlıklı olun. Saat 12'de gece eğlencemiz başlayacak. Öncelikle kulübümüzü tanıtalım. 1. kat partimizin sahnesi, unutmayın, tamam mı? 2. katsa ziyafet gecesi salonlarımızdan biri. 3. katsa bizim eğlence ve kumarhane katımız. Umarım herkes bu mutlu zamanın tadını çıkartabilir. Biraz kafayı bulalım ve eğlence başlasın. Yüzünün nesi var? Burası çok kuru, cildim kül oluyor. Tamam. Banyoya gidip düzelteyim, affedersin. Tamam. Hadi. Hop, beyler. Nereye gidiyorsunuz? Banyoyu arıyoruz. Tabii, elbette. Banyo o tarafta. Teşekkür ederim. Gidelim. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Çabuk, çabuk. Bu adam ayır kilitli. Yok, hayır, kilitli. Hadi, hadi. Hadi. Neye bakıyorsun? Daha önce lezbiyen görmedin mi? Çılgın kızlar. Ayrı hareket edelim. İzleme odasına gidiyorum. Sen kontrol et, sonra benim yanıma gel. Tamam. Üzereyiz. Lütfen şimdi benimle birlikte geri sayın. 5, 4, 3, 2, 1 ve resmen duyuyorum ki av sezonu başladı. Avlar gelsin lütfen.
başladı. En yüksek fiyatı veren ihaleyi alır. En yüksek parayı veren olursa bu Japon kızını alacak. Teklifi veren var mı? Benden 100.000. 100.000 geldi tamam. Bu kodamandan 100.000. Evet bebeğim. Hadi. Evet. Hayır sen de kimsin? Seni kim içeri aldı? 1.000.000 dendi. Tamam anlaştık öyleyse. Harikasınız efendim. Şimdi de sıra bu Japon kızı. Ha, evet. Tamam sıradaki ise bu Koreli kız görüyorsunuz ya. Gel bakalım buraya. Şşş. Ses çıkarmayın. Sen kimsin? Dilimi biliyor musun? Evet. Korkmayın. Ben kötü biri değilim. Bu harika. Kibar kız. Lütfen bizi kurtar. Burada kaçırıldık ve satıldık. Kadınları tutsak ettikleri gizli odayı biliyor musun? Gizli oda mı? Oda. Kadınları tuttukları oda. Anladım. Koridorun sonunda birçok kızın tutulduğu bir oda var. Herkes orada bekliyor. Biz de orada tutuluyorduk. Tamam, anlaşıldı. Harika teklifler artıyor. Pekala, bu patronu alkışlayalım öyleyse. Sıradaki üçüncü ihalemiz ise... Merhaba Tayland'dan gelen güzel kız diyelim mi ona? İki koruma var. Düşmanı tek vuruşta almalıyız. Ama tek hamlemiz var. Ne hamlesi? Baştan çıkarma. Ben mi? Sen git. İmkanı yok. Git. Bir şey yanlış. Yeni gelenler Bay Wang ve Bay Song ortadan kayboldu. Tamam sen git onlara bak. Onu ara. Pislik herifler. Piç kuruları. Onca kızı tutsak tutuyorlar. Korkmayın. Size yardım etmek için buradayız. Ben hallederim. Kaldır başını. Yinlan. Hanginiz yinlansınız? Kalk. Bir bakayım. Ya. Bu da nedir böyle? Ne garip bir şey. Ben garip bir şey değilim. Benim adım Yin Evil. Gelin sizi öldüreyim bakayım olur mu?
Lanet olsun. Bana bıçağı fırlattı. Yürü. İşte orada. Hadi yakalayalım. Gidelim. Gidelim. Yakalayın, dur, boşun. Kaçma. Yakalayın. Nereye kaçıyorsun? Öldük biz. Kimim sence? Alin sensin. Siz ikiniz, ben siz ne yapardınız ki? Bizi terk etmeyeceğini biliyordum. Evet, güçlü bir bağlılık duygum var. İkinizi asla terk etmem. Hepiniz dışarı çıkın. Bayhu, Bayhu. Evet. Hadi, hadi gidelim. Bu ne? Yinglinger, ne işin var burada? Bunu beklemiyordunuz değil mi? Hepinizi yakalamak için çok çaba sarf ettim doğrusu. Kendi başıma yönettiğimi kabul ediyorum. Oyunculuğa gelince tek başıma oynadığımı söyleyemem. Birkaç tuzağın sizden kurtulmama yardım edeceğini düşündüm.
Sizi öldürmenin bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Pek çok kez kaçtınız. Ama bu sefer kanatlarınız olsa da kaçamazsınız. Sen tam olarak kimsin? Ve bunu neden yaptın? Bunu neden mi yaptım? Ayrıca siz üç ödül avcısı Kaltağ, bunu neden babama yaptığınızı sormak istiyorum. Babam Doğu Hayto. Benim adım Doğu Linger. Bu doğru. Babam kara para aklama işi yapıyordu. Yasa çiğnedi. Bu sizi ne ilgilendiriyor ki? Suç işlediğinde onu yakalayacak polis var. Siz kimsiniz de karışıyorsunuz? Yasadan ne anlarsınız? Tamam. Durum böyle olduğuna göre devam edip bizi öldürebilirsin. Neden bizi öldürmesine izin verelim ki? Neden bu kadar insanı getirdin? Cesaretin varsa birebir dövüş. Aptal olduğumu mu düşünüyorsun seni kaltak? Sizinle birebir dövüşecek olsam niye bu insanları getireyim? Bugün sizi burada öldürüyorum. Bu gizli, kimse bilmeyecek. Yarından itibaren ödül av köpeği organizasyonunuz artık var olmayacak. Saçmalık bu. Sen bir av köpeğisin. Bütün ailen av köpeği. Bugün bizi öldürsen bile Bay Hu intikamımızı alacak. Sizin gibi pislikler olduğu sürece ödül avcısı teşkilatımız asla yok olmayacak. Ay. Sloganınız gerçekten çok süslü. Ama ne yazık ki Bay Hu'nuz bana yakalandı. Çok acımasız ve onun kungfusu çok yavan. Nasıl Bay Hu olabilir? Siz Bay Hu musunuz? Merhaba hanımlar. Ben Bay Hu değilim. Bay Li'yim. Babamın korumasıydın. Onlarla birlikte olduğun ortaya çıktı. Bu konuda yapabileceğim gerçekten fazla bir şey yok. Uzun bir hikaye. Size ayrıntılı olarak açıklayacağım. Bay Hu veya Bay Li olman umurumda değil. Bugün sen de onların üçü gibisin. Hepiniz öleceksiniz. İddialı, bravo. Birbirimizle savaşalım o zaman ha. Başıma dayanan bir silah. Ne yapabilirim ki? Tamam. Sıkıntı yok, tamam. Bekliyorum. Ateş etme lütfen. Ateş etme, tamam. Kapa çeneni, çok konuşma. Şöyle ilerle bakalım. Ne kadar da işe yaramazsın. Bir maskeli daha mı? Kafam çok karıştı. Bak işte, bu gerçek Bay Hu. Bay Hu, madem buradasın, o zaman maskeni çıkar. Fiyo abla! Evet, ben Bay Hu'yum. Beni arayan kişi sen olmalısın kızım. Fiyo abla, Zhang üçüyle tanıştı. Tepkilerini denedim. Geçen seferden beri çok geliştiler. Sorun yok. Çok çalıştın. Git hadi. Ne olduğuna bak. Tamam. Uçan Kartal, içeride birileri var. Bay Hu'yu koruyun ve geri çekilin. Tamam, anlaşıldı. Hadi gidelim Fiyo abla. Kaç kişi var? Bilemiyorum. Bunun bir önemi yok. İyi hazırlanmışlardır. Hadi gidelim. Şimdi geri çekilmeliyiz.
Beni öldürmek isteyenler onlar mı? Bilemiyorum, bu mümkün. Hayto ile bağlantısı var gibi gözüküyor. Bu ayın üçüncü zamanı. Kim olabilirler? Tanrı aşkına hadi, bunun bir önemi yok. Gitmen gerekiyor. Bayhu, çok geç. Şimdi gitmelisiniz hemen pencereden. Anneme benim yerime davranmasını söyledim ki bu tehlikeli bir hareketti. Daha sonra benim yerime başka birinin benim posta kutumu kullanarak üçüne ikinci postayı gönderdiğimi gördüm. İşte o zaman emin oldum. Şimdi doğru hamleyi yapmışım gibi görünüyor. Doğru hamle mi? Bunu söylemek için çok erken. Ödül avcısı köpek organizasyonun birçok kez işimizi mahvetti. Babam ve ben her zaman bunun arkasındaki patronu merak ettik. Çok aptal olması ve önce senin tarafından yakalanması ne yazık. Dolinger, ben senden öğrenmedim mi? Ben de bunun arkasındaki patron olan seni bulmak için yaptım. Hey! Konuşmayı kes! Bugün ya sen öleceksin ya da ben öleceğim. Dolinger, sana söylüyorum. Daha kötü bir şey yapmadan önce şimdi teslim ol. Yakalayın! Ezikler. Var. Nerede? Acele et. Gitsin. Cesaretin varsa beni bıçakla. Ama adamın da yaşamayacak. Sen! Ma'yı incitme! Ma! Çabuk, çabuk! Hadi, hadi! Hanımımızı bırakın, yoksa onu öldürürüm. Bırak onu. O zaman yaşamana izin veririm. Yaşamama mı izin vereceksin? Gerçekten beni kandıracağını mı sandın? Şimdi sana söyleyeyim. Adamın olduğunu biliyordum. Seni ortaya çıkarmak için böyle bir numara yaptım. Beni öldürecek kadar yetenekli değilsin. Bence boşuna uğraşma. Tamam. Seni öldüremem. Sen çok iyisin. Ama onu öldürebilirim. İçgüdülerine göre hareket etme sakın. Etmiyorum. Oh. Daha önce ünlü Bay Hu'yu duymuştum. Elemanlarına çok değer veriyormuş. Peki onlar için canını verir misin? Hanımımı bırakın. Benim hayatımı kurtardınız. Ben sizin için ölmeye hazırım efendim.
Hiç merak etmeyin. Senin için ölmeye... Aa! Ma! Bay Hu.